İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye pandemisiyle, depremleriyle bir sürü süreç atlattı. Peki sinema sektörü bundan nasıl etkilendi? Konuyla ilgili ayrıntıları yapımcı Onur Yaprakçı ile konuşuyoruz. Tabii her sektörün etkilendiği gibi sinema sektörü de pandemi döneminde bayağı bir etkilendi. İnsanlar kapalı alanlardan korktular, çekindiler. O yüzden tiyatro, sinema gibi etkinliklere gitmediler. Pandemi nedeniyle eve kapanan vatandaşın sinemaya olan özlem duygusuyla sektör yeniden canlanmaya başladı. Maskeler hayatımızdan çıkmasıyla birlikte seyircide bir sinema özlemi oluştu. İlk başlarda Pandemi döneminde film çekmek zordu çünkü içerik üretemiyorduk. Sokaklar kapalıydı, sokağa çıkma yasağı vesaire olduğu için çok film yoktu. Genellikle yurt dışından filmler geliyordu. Bunlar izleniyordu. Hollywood filmleri geliyordu, izleniyordu. Fakat artık yeni yeni kendi Türk filmlerimiz Türk yapımcılarımızın ürettiği içerikler sinemaya gelmeye başladı. Pandemi döneminde ülkemiz bu süreci gayet iyi düzene soktu. Çünkü sinema sektörü de aynı şekilde bayağı bir zarar görmüştü. Bununla birlikte devletimiz sinemaya, tiyatroya ve sanatsal etkinliklere güzel paketler, destek paketleri açıkladı. O anlamda devletimize çok teşekkür ediyoruz. Sinemada şu an gayet güzel bir ilerleme var. Bizler içerik üretmeye devam ediyoruz. Sektördeki çoğu yapımcı arkadaşlarımız, büyüklerimiz içerik üretmeye devam ediyorlar. Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte seyirciler orada kaliteli içeriği gördü aslında. Ve bununla birlikte sinemaya gittiklerinde de kaliteli içerik izlemek istiyorlar. O açıdan da bütün yapımcılar, bütün sinemacılar toplanıp aslında bir Arge çalışması yapılırsa yani seyirci kim aslında bunu tanımak lazım. Genç nesil mi gidiyor, orta yaşlı mı gidiyor? Bununla ilgili içeriklerin üretip seyirciye sunulması lazım. Eğer bunu yaparsak sinemada bir kan kaybı yaşanmaz. Ama diğer türlü kötü içerikler üretilmeye devam ederse ki bu çok yapılıyor ama seyirci de artık bunu algılıyor. Bir seyirci sinema salonuna gittiğinde bu filme para harcarım harcanmadığını artık anlıyor. Bir filme gerçekten güzel para harcanması lazım. Güzel emek harcanması lazım. Hızlıca işlerin çıkmaması lazım. Sadece ticari olarak düşünmemek lazım. Yani nihayetinde Sinema bir sanattır, sanat olarak devam etmeli diye düşünüyorum. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.